çocuklarımızın çok iyi temsilcileri. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Belki olmadan Balkan Savaşı'nın biliyorsun onarılır sen, bu kapı açısından o gün altı bölgeden hep kazı yapıyordun. Adana trastımız var. Hep bir kova kanımız var. Çünkü gerçekten bütün örnekleri ayakta tutmak, onları desteklemek için kurumsal bir altyapıyı oluşturmuş. Herkesin eşit ve özgür bir şekilde yaşadığı bir ülke konumuna geldi. Bundan sonrası için Türkiye'de yapılacak işler, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılını oluşturacak vizyon çerçevesinde ele alınacak. Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada kararlılığı tamdır. Ve bu çerçevede önümüzde dünyada dengelerin yeniden oluştuğu bir dönem söz konusu. Ve Türkiye son 200 yılda belki de en güçlü dönemini hazinesiyle, altyapısıyla, insan kaynaklarıyla, enerjisiyle ve vizyonuyla oluşturabilecek bir güce sahip. Bu çerçevede sizlerin katkılarınızla, sizlerle beraber Türkiye'nin yeni yüzyılını yeniden beraber inşa edeceğiz. Yeni bir evrensel inşa etmek istiyoruz. Önümüzdeki yeni asra Türk ve Türkiye damgasını vurmak istiyoruz. Kısaca amacımız budur. Bu çerçevede Türkiye yüzyılı vizyonu bir parti programı değildir. Türkiye yüzyılı vizyonu bir ittifak programı da değildir. Peki Türkiye yüzyılı vizyonu nedir? Türkiye yüzyılı vizyonu devletimizin milli bir vizyon programıdır. Sosyal devlet dediğimiz şey kimsesizin kimi olmak demektir. Ve bu anlamda 20 yılda biz bunların temellerini gerçekleştirdik. Ve bugün gururla ve iftiharla söyleyebilirim ki sosyal devlet anlamında onun hakkını veren, bir hakkın hakkını veren dünyadaki tek ülke Türkiye'dir diyebiliriz. Peki bunu diyebilirsiniz ki neye dayanarak söylüyorsunuz? Neye dayanarak söylüyorsunuz diyebilirsiniz. Şimdi biz sosyal devlet, sosyal koruma kalkanını, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler dediğimiz bu ana alanları 2000'den sonra çok farklı bir boyuta taşıdık. Paradigma değişikliği yaptık. Mevcut ve geçerli sistemi o günün tamamen değiştirdik. Bir sessiz devrimi inşa ettik. Tabii gelecek vizyon açısından buradaki katılımcılarımız da ifade edecektir. Şehirde yapılacak birçok, her yerde olduğu üzere burada da yapılacak birçok husus var. Ama temel başlıklar olarak ben kendi değerlendirmemi arz edecek olursam, birinci başlık tarımsal üretim kapasitesinin geliştirmesi olarak gözüküyor ki biz bunun için çok çaba sarf ediyoruz. Sulanabilir arazi miktarımızı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yükseltmek için başta devlet su işleri olmak üzere özel idaremiz ve ilgili diğer kuruluşların yatırımları ve çalışmaları devam ediyor. Tabii hızlı tren bu şehrin önemli makro projelerinden bir tanesi, bugünden geleceğe bizim hazırlanmamız gereken bir başlık.